Film içinde film gibi bir soygunun haberi var sırada. Hollywood'a taş çıkaracak bir yüz makyajıyla soyguda giden hırsız baltayı taşa vurdu. Çünkü kuyumcu da kovboy filmi kahramanından farksızdı. Tezgahtarım dükkanda yalnızdı. Adamımı yere yatırmışlardı. Beylik tabancamı çıkarttım. 15'er atış ettim. Yüzüne plastik makyaj yaptı, sesini de değiştirdi. Müşteri gibi içeri girip kuyumcuyu soymaya kalktı. O anlar tıpkı bir film karesi gibiydi. Gaspçı tanınmamak için plastik makyaj yapmıştı. İçeri girdi, bir süre müşteri gibi davrandı. Tezgahtarın boşluğundan faydalandı. Silahını çıkardı ve onu etkisiz hale getirdi. Yere yatırdı. O esnada suç ortağı da hemen içeri girdi. Elinde çanta olan hırsız vitrine yöneldi. Ne varsa çantaya doldurmaya başladı. Yüzünde plastik makyaj olansa yere yatırdığı tezgahtarın başına dikildi. Kolye, küpe, yüzük ne varsa ceplerine doldurdu. Ama bilmediği bir şey vardı. Kuyumcunun sahibi o anları canlı yayınla evinden izliyordu. Ben eve kadar gitmek durumundaydım. Eve gittim ve o arada uzaktan görüntülü kameramla dükkanımı izledim. Kuyumcu evde beylik tabancasını aldı ve dışarı çıktı. Kuyumcunun önüne geldi ancak tezgahtarına bir şey olur korkusuyla kapıda bekledi ve hırsızların gasp planı çıkmasını bekledi. Evimde çok yakındı, koşarak geldim. Tezgahtarımın canına bir şey olmaması benim için çok önemli. Daha sonra silahımı çıkarttım. Hırsızlar dışarı çıktığında hemen harekete geçti. Onlar da o arada dükkandan çıktık. Arabaya binerken 15'er atış ettim. Çantayı bırakıp kaçtılar. Tezgahtar genç de silahını aldı. O da peşlerinden koştu. İki hırsız yaralandı ama kaçmayı başardılar. Bir kişi de araçta bekliyor. Neyse ki hırsızlardan biri içi altın dolu çantayı kaçarken bıraktı. Şimdi polis her yerde o hırsızları arıyor. Ya en kısa sürede polis arkadaşların bulmasını talep ediyoruz. Bizim başımıza geldi. Diğer arkadaşlarımızın da başına gelmesin.